Beraber yedik içtik diyor. Pazar günü sabaha karşı saat 4:30 civarlarında dükkanıma girdiler, soydular. Bu dükkanıma giren arkadaşlar benim de arkadaşımdı. Beni o gece mangala davet ettiler. Ondan sonra ben uyuduktan sonra montumun cebinden anahtarı gelmişler, dükkanımı soymuşlar. Bu çocuklardan şüphelendiğim zaman bana bazı mesajlar attılar. Sen bizden mi şüpheleniyorsun? Ayıp falan gibisinden. Sonra sosyal medyada işte paylaşım yaptılar. İşte böyle adamı kim soyabilir falan filan. İşte bu adam soyulur mu gibisinden. Bu mesajların akabinde kendilerinin olduğu ortaya çıktı zaten. Kendilerine o kadar iyiliğimin dokunduğunu bildikleri ve bunu da kağıda döktükleri halde, yani yazıya döktükleri halde bana bunu yaptılar. Ve dalga geçer gibi bu mesajları yayınladılar. Yani şimdi suçlulukları ortaya çıktı. Bu mahallenin insanlarından 5 yıldır hiçbir zarar görmedim. Bu çocuklar daha sonradan geldi bu mahalleye. Onları bu mahallenin insanı gibi sandım. Bu mahallenin insanını gibi sahiplendim. Daha sonradan böyle bir olay geldi başımıza, döndüler. İşte bizim dükkanımızı soydular. Mahalleliler, ondan sonra esnaflar, mahalledeki çocuklar, öğrenciler sağ olsun bu haberi duyduktan sonra olay ta kendi aralarında para toplamaya kadar gitti. Kimi işte PlayStation almaya çalıştı falan filan. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsi benim buradan gitmemem için elinden gelen mücadeleyi verdiler. Herkes yardımcı olmaya çalıştı. Hani gerçekten çok mutlu oluyor insan böyle durumlarda, insanların yanında olduğunu gördüğü zaman. Sizden de Allah razı olsun. Duyduğunuz zaman koştunuz geldiniz. Emniyet güçlerine de tekrar teşekkür ediyorum. Çok kısa sürede hem makinelerime kavuşturdu, hem suçluları buldu. Daha cezalanmadı suçlular ama inşallah ceza alacaklar. Duyduğuma göre bizim bir arkadaşla bunlar bu olaydan sonra tekrar mesajlaşıyorlar. Tehdit ediyor, hepiniz göreceksiniz. Siz benim hayatımı kararttınız. Bize işte, ben de sizin hayatınızı karartacağım. Vallahi bayağı da pişkinler. Yaptıklarını kendilerine göre haklı görüyorlar. Öyle bir psikolojiye sahipler. Bu tür insanların toplumdan kesinlikle arındırılması lazım. Bir güvenlik kamerası döşeteceğiz. Ondan sonra boya badana yapacağız dükkana. Yani sıfırdan tekrar başlayacağız inşallah. Ben daha iyi olacağını inanıyorum. İşte bu da bize bir ders oldu. Herkese güvenilmeyeceğini, herkesle yenilip içilmeyeceğini, herkesle bir aktivitede bulunulmayacağını anlamış olduk, öğrenmiş olduk. Bu da güzel bir hayat tecrübesi oldu. Evlilik hayallerim vardı biliyorsunuz. Bu hayallere tekrar kavuştum. İnşallah her şey daha iyi olacak. Her şeye sıfırdan başlıyoruz bakalım.